İşte bu yüzden bugün Türk milleti olarak hepimizin yüreği bir başka millet için çarpıyor. Ukrayna'nın vermiş olduğu mücadeleyi belki de en iyi biz anlıyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın cesur evlatlarını saygıyla selamlıyorum. Ülkelerinin özgürlüğü ve egemenliği için vermiş oldukları savaşta onlarla birlikteyiz. Değerli dava arkadaşlarım, tarihin kırılma noktalarından birisine tanıklık ediyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta Rusya ordusu sınırı geçip Ukrayna'ya bir saldırı başlattı. Üstelik bu saldırı sadece ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı bölgeler ve askeri tesislerle de sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın şehirleri, sivillerin yaşam alanları hedef alındı. Bunun açık bir işgal ve darbe girişimi olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna halkının iradesini tanımıyor. Siyasi egemenliğine saygı duymuyor. Askeri yollarla düpedüz vali atamaya çalışıyor. Hatta bu zat-ı muhterem bunlarla da yetinmiyor. Adeta paranoya nöbeti geçiren bir Rus kahramanı gibi ülkesini güvende kılmak için istediği ülkeyi işgal etme hakkını da kendinde gördüğünü söylüyor. Bu durum her bakımdan bir dönüm noktasıdır. Çünkü şimdiye kadarki türlü şımarıklıkları bir şekilde tolere edilen Putin artık cüretinin boyutlarını ifşa etmiş bulunuyor. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. Rusya, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler prensiplerini tanımadığını açık şekilde dile getirdi. Karşımızda herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğramadığı halde istediği ülkeyi işgal etme hakkını kendinde gören bir zihniyet tüm gerçekliğiyle duruyor. Öyle ki bu yönetim ihtilafa düştüğü bir devlet başkanını halkın oyuyla seçilmesine rağmen devirmeyi de halkın istemediği diktatörleri Moskova'nın hesabına çalıştıkları sürece görevde tutmayı da son derece normal görüyor. Nitekim şimdiye kadar Putin'in Gürcistan'da, Kırım'da, Belarus'ta yaptığı da tam olarak budur. Bu tavır bize 2. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Avrupa'yı adım adım kontrolü altına alan Stalin'i hatırlatıyor. Stalin sınırlarını genişletme konusunda öylesine hırslıydı ki kendi sözünü dinlemeyeceğini düşündüğü Doğu Avrupalı komünist siyasetçileri bile ortadan kaldırtmış, yerlerine kendi emir erlerini atamıştı. Yani Soğuk Savaş dünyasında da mesele komünizmin yayılmasından çok Rusya'nın yayılmasıydı. İşte o nedenle 1956 yılında Budapeşte de, 1968 yılında Prag'da dolaşan Sovyet tanklarının tek bir amacı vardı. O amaç Rusya'nın tahakkümünü korumaktan başka bir şey değildi. O yıllarda Sovyetlerin uyguladığı bu strateji sosyalizmin arkasına gizlenebiliyordu. Soğuk Savaş sona erdikten sonra artık geride ardına gizlenecek bir ideoloji de kalmadı. Ancak bu Rus devletinin yayılmacılık tutkusunun bittiği anlamına gelmiyor. Bugün bunu tüm çarpıcılığıyla görebiliyoruz. Bu tutku Putin ile birlikte yeniden dirilmiş durumda. Bu defa ise sosyalizm terimlerinin yerini Çarlık Rusya nostaljisi almış görünüyor. Ukrayna'da yaşanan dünyadaki vicdanlı ve aklı selim sahibi herkesin adalet duygusunu sarsan bu duruma uluslararası toplum daha fazla sessiz kalamaz. Bu şımarıklığa, bu hırsa daha fazla izin veremeyiz. Başta Kırım'daki kardeşlerimiz olmak üzere Putin'in zulmüne maruz kalan onca insanı kaderlerine terk edemeyiz. Putin haddini aşmıştır. Vakit boş laf değil, yaptırım vaktidir. Vakit
çekimser kalma değil, zalimin karşısında dik durma vaktidir. Değerli milletvekilleri, Rusya'nın bu durumu ortadayken Türkiye'nin güvende olduğunu kim iddia edebilir? Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Bugün bölgemizdeki tüm bağımsız devletler bu soruyu ülkeleri için soruyorlar. Ve herkes Putin'in idaresindeki Rusya nedeniyle güvenliğinin tehlikede olduğunun farkında. Bunun farkında olmayan ve Rusya'nın bu halinden memnun olan tek bir bölge ülkesi var. O da maalesef Türkiye. Mevlana diyor ki, kuş avlamak isteyen kuş taklidi yapar. O nedenle Rusya'nın mevcut durumundan memnuniyet duyanların Türkiye'nin Rusya ile giriştiği asimetrik ilişkiyi destekleyenlerin Ukrayna'da zulüm sürerken Rus televizyonlarında yorumculuğa soyunanların kendilerine milliyetçi diyerek milli güvenlik konularında ahkam kesmeleri beni hiç de şaşırtmıyor. Halbuki ortada çok açık bir gerçek duruyor. Karşımızda bölgesindeki ülkelerin sınırlarını, bağımsızlığını ve siyasi egemenliğini tanımayan, bunu da açıkça beyan eden bir Rusya var. Aklı başında insanlar tarafından yönetilen her devlet, eğer bağımsızlığını ve egemenliğini Rusya'ya karşı korumak istiyorsa belirli adımlar atmalıdır. Ancak üzülerek söylüyorum ki Türkiye bu adımları atamayacak kadar Rusya'ya bağımlı hale gelmiştir. İki ülke arasındaki ilişki dengeli ve simetrik değildir. Bu ilişki Rusya lehine asimetrik bir ilişkidir. S-400'lerden Suriye'ye, Akkuyu'dan turizme kadar hemen her alanda bu asimetrinin Türkiye'yi düşürdüğü kırılgan durumun yansımalarını görüyoruz. Bakın size hemen bir örnek vereyim. Geçen hafta Sayın Erdoğan çıktı ve Ukrayna krizinde NATO'yu göreve çağırdı. Ukrayna'ya daha fazla destek olmuyorlar diye NATO ülkelerini eleştirdi. İçeride de gazetecilere demeç verdi. Aynı günün akşamında ise Strasbourg'da Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki üyelik haklarının askıya alınmasına dair bir oylama vardı. Peki orada ne oldu? Sabah Rusya'yı eleştiren ve batılı devletleri göreve çağıran Sayın Erdoğan, aynı günün akşamı konseyin 47 üyesi ülkesinden bir tek Ermenistan'ın Rusya'ya destek olduğu oylamada çekimser kaldı. Aynı gün işte size AK Parti iktidarının dış politikada memleketimizi düşürdüğü kırılgan durum. Türkiye gibi zorlu bir coğrafyada yer alan bir ülkede denge politikası yapabilmek maharet ve liyakat ister. Ancak AK Parti iktidarları döneminde ikisi de maalesef kalmadı.